Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında 5. bölüm 13. testin çözümünü yapacağız. Evet karma bir test, üniversite ip testi, üçgende benzerlik, üçgende merkezler ve üçgende alan karmasından oluşan bir test. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde çizilmiş üçgenler gösterilmiştir. Evet. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar bu alanları tek tek bulabiliriz herhalde. Şu alanı direkt bulamasak da tamamından şu üçgenleri çıkartıp bulabiliriz. E o zaman A1 alanını yazalım isterseniz. A1 alanı nedir? Şurası 2, 2. Burası 2'ye 4. Burası da 2'ye 4. Yani burası 4'e 4'e 4. Karenin alanından ona 4'ün karesinden neyi çıkartacağız arkadaşlar? Şuraya alayım isterseniz. A1 alanı 4'ün karesinden neyi çıkartacağız? Şu beyaz alanları çıkartacağız. 2x2, 2x4, 2 çarpı 2 bölü 2'ye. 2 çarpı 4 bölü 2'ye. Ve Neyi çıkartacağız? 2 çarpı 4 bölü 2'yi yine çıkartacağız. E o zaman buradan ne geldi arkadaşlar bu? 16 eksi 2 eksi 4 eksi 4'e eşit oldu. Yani bu da neye eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Geldik göbürüne. A2'ye bakalım arkadaşlar. a de yine aynı şekilde. Hocam 3 birim, 1 birim, 4 birim. 3 birim, 1 birim. Burası da 4 birim arkadaşlar. A2 alanında nedir? Yine tamamından 4'ü e 4'lük bir kareden 4'ün karesinden 3 çarpı 3 bölü 2 4 çarpı 1 bölü 2 ve 1 çarpı 4 bölü 2 çıkartacağız arkadaşlar. E o zaman bu kaç yaptı? 16 eksi 9, 4 ve 4. Değil mi arkadaşlar? Evet. 9, 4 ve 4. Kaç yapıyor? 8, 17 bölü 2 yapıyor. Eksi 17 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Bu 17 bölü 2 dediğimiz neyse 32, 32, 16 çarpı 2, 32, 32'den de 17 çıkınca 15 yapıyor galiba. Evet. 15 bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Burası. Yani 7.5 yaptı arkadaşlar. A2'de. Sonra şuna bakalım arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Sanki bu aynı mı? Yok. Değil. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burası da 1, 4, 2, 4, 2, 3. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan da A3 alanında ne eşittir? Yine 4'ün karesinden neyi çıkartacağız arkadaşlar? 1 çarpı 4 bölü 2. Sonra 2 çarpı 4 bölü 2. Sonra 2 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartacağız arkadaşlar. Yani 16 eksi bu 2 eksi 4 eksi 3 yaptı burası da. Yani 4, 3, 7, 9 o zaman burası da kaç çıktı? 7 çıktı arkadaşlar. Evet A1'i 6 bulduk. A2'yi 7,5, 7, 7 bulduk. A3'ü de 7 bulduk arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Öncelikle şuna bakalım. Büyükten küçüğe doğru sıralamışlar. En büyüğü A2 sonra A3. A2, A3, A1. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Sonra birinciye bakalım. O kolayıma geldi hemen ona baktım. 2 tane A2. A2'nin 2 katı yani 2 çarpı 7 buçuk. 2 çarpı 7 buçuk. Neye eşitmiş? A1 ile A3'ün toplamına. A1 ile A3'ün toplamı yani 7 ile 6'ın toplamına eşit mi arkadaşlar? Değil. O zaman bir yanlış. 2 e, tane A3. A3'ten 2 tanesi 14. Neye eşitmiş arkadaşlar? Tamam pardon. büyükmüş. A1 artı A2'den. 6 artı 7 buçuktan. 6 artı 7 buçuktan. Bu kaç yapıyor? 13.5 yapıyor. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğru. O zaman cevabımız ne çıktı? 2 ve 3 çıktı arkadaşlar. Birinci soru edremit oldu. Geldik ikinci, ikinci soruya. Bir yüzeyi sarı, diğer yüzeyi kahverengi bir A4 kağıdının kısa kenarlarından biri uzun kenarlarından birinin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Arkadaşlar katlamalarda ne yapıyoruz? Şu şekilde geriye doğru açıyoruz. Geriye doğru açtığımızda ne geliyor? Hocam bu bunun üstüne geldi ya burada açılar birbirine eşit olacak. Hatta bu 90 derece olduğundan bu açılarımız 45'er derece oldu. 45 90 ise burası da 45 burası da 45 oldu. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta x kenar dik üçgenden burası da burası da eşit oldu. Bir kare oldu. X kenar dik üçgen aldı arkadaşlar bakın burası. Sonra katlamayı açmışım bunu kesmişim. Eyvallah. Şimdi verilen bilgilere bakalım arkadaşlar. Şurada burası a a. Ben bunu tamamladığım zaman yani burası da nedir? 2 a. Çok güzel. Şimdi burası 2 a iken bakın şurası 2 a iken burası da 2 a değil mi eşitlikten dolayı 2 a. Gelmişim buraya koymuşum. Hocam Burası da 2A'ya 2A'lık bir dik üçgen değil mi arkadaşlar şöyle? Evet. Bakın burada güzel bir açı çıktı. 90'ın karşısı 2 aken hangi açının karşısı A'dır? 30'un. E hocam burası da zaten 45. 30-45 daha 105. 30-45 daha 75. Buraya kaç kaldı? 105 kaldı. E hocam şuradaki çizgi zaten bak o 45 dereceydi. Yani burada kaç 45 derece. İki iç açı bir dış açı olacağından burası da kaç derece yapar? 150 derece yapar. Zaten bizden de orası isteniliyor. İkinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 3'e. Şekilde D doğrusun üzerindeki A noktası işaretlenmiştir. Daha sonra bir kenarı bu doğru üzerinde olan bir kare aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Evet, bir kenarı bu doğru üstünde olacak arkadaşlar. Bu karenin doğru üzerinde olmayan köşelerin a noktasına olan uzakları birbirine eşit. Arkadaşlar, ee ben bir köşesini burada yaparsam, şöyle bir kare çizersem eğer şu köşesinin ve bu köşesinin buna olan uzakların birbirine eşit olması imkansız. O zaman bizim bu A noktası tam nerede olmak zorunda tam ortada olursa, şu köşelerinin ve şu köşelerinin buraya olan uzakları birbirine eşit olmak zorunda. Niye tam ortada? Orta dikme doğrusu üzerinde olursa arkadaşlar birbirine eşit olması lazım. Değil mi? Evet yani bunlar kaç birimmiş arkadaşlar? 10 birim. 10 birim oluyormuş. Ve burası tam orta. Buraya A dersem karenin bir kenarı 2A yaptı. E o zaman burası da 2A. E o zaman burada A 2A. 1 2 kök 5. A kök 5 eşittir. 10 sa A buradan 10 bölü kök 5. E kök 5 ile çarparsam 10 kök 5 beş bölü 5'ten 2 kök 5 çıkar. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre A noktası ve doğru üzerinde olmayan köşelerin birleşimiyle oluşan üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ee, şu üçgenin alanı soruluyor bizden. Bu üçgen alanında karenin alanının yarısı diyebiliriz. Ya da hocam bu üçgen alanı zaten tabana ait yüksekliğinden de çıkar diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hocam burası 2A iken burası da 2A. Burası 2A iken burası da 2A. Senden alan olarak ne isteniyor? 2A. Yani A dediğimiz zaten kaç çıktı? 2 kök 5. O zaman burası 4 kök 5 oldu. Burası da 4 kök 5 oldu. Senden 4 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2 isteniyor. 80 bölü 2'den cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 40 olarak buluruz. Evet 3. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 4. soruya. Aşağıda bir parktaki doğrusal olarak sıralanmış 15 metre yüksekliğindeki bir lamba 3 metre ve 5 metre yüksekliğindeki iki ağaç gösterilmiştir. Gece lamba yanarken 5 metrelik ağacın gölge boyu 3 metrelik ağacın gölge boyunun 3 katı oluyormuş. Yani burası k iken burası ne oluyormuş arkadaşlar? 3k oluyormuş. Peki ağaçlar arasındaki uzaklık 20 metre olduğuna göre bu ağaç gölgelerinin uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada şunun tamamının oranı nedir? 5 bölü 15'e eşit olmaz mı? Evet. 3K'nın şuraya X diyeyim isterseniz. X oranı 5 bölü 15 olduğundan dolayı buradan ne geldi arkadaşlar? 3 X eşittir 9K mı geldi? Evet. X 9K geldiyse buraya kaç K kaldı arkadaşım? 6K kaldı. Devam edelim. Sonra burada da bir temel orantı var. Hocam burada da k bölü tamamı. Buraya y diyelim. k bölü tamamı y eşittir. 3 bölü 15 olduğundan dolayı buradan ne geldi? 1 bölü 5 bu. 5k mı eşittir? y de 5k mı eşit oldu? Evet. y 5 kya eşit oldu. E o zaman burası 5k. Burası da k ise şuradaki uzunlukta k ise buraya ne kaldı? 4k kaldı. Toplam 10k neye eşit oldu? 10k 20'ye eşit oldu. k'yı buradan 2 buluruz. k buradan 2 ise ne çıkıyor arkadaşlar? Gölgelerin uzunlukları toplamı isteniyor. Evet K artı 2, 3K isteniyor arkadaşlar bizden. Yani 4K isteniyor. E K'yı da zaten 2 bulduğumuza göre cevabımızda kaç çıkar? 8 çıkar. Evet dördüncü soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik beşinci soruya. Fizik dersinde ışığın kırılması deneyinde deneyi için aşağıdaki düzene kazarlanmıştır. Bir kere burada dik bir kenar var. Burası 42 burası 70 hemen ben burada bir işlem bulayım. Bu 7'nin 6 katı bu 7'nin 10 katı o zaman burası da 7'nin kaç katı olacaktır? 6, 10, 8 katından dolayı direkt buraya 56 bulduk arkadaşlar. Bu düzenekte 24 santimetre derinliğindeki, 42 santimetre genişliğindeki bir kabın köşesine dışarıdan kontrol edilebilen bir lazer ışını ve kabın bir kenarına monte edilmiş bir perde bulunuyor. Evet şu şekilde. Kap boş iken şurayı kaç bulduk arkadaşlar? Bu aklınızda bulunsun 56. Hocam burası 24 ise sıvı doldurduğun zaman burası 24. Şuraya ne kaldı o zaman arkadaşım? 32 mi kaldı? Evet öyle. Tamam kap boş iken lazer ışının düğmesine basıldığında ışın 70 santimetre yol olarak perdeye çarpmaktadır. Yalnız ışın böyle düz giderken ışık burada kırılıp böyle geliyor arkadaşlar. Şöyle kırılıp böyle geldi. Devam edelim. Kabın içi sıvıyla doldurulup lazer ışının düğmesine basıldığında ışın sıvıdan havaya geçerken kırılmış ve ışın toplamda 55 santimetre yol almış. Hmm. Hocam burayı 32 bulduk burası 24. Aslında şuraya baktığınız zaman bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kelebekteki oran 32 bölü 24. Hemen 32 bölü 24'e bakalım. 8'e bölsen 4, 8'e bölsen 3. 4 bölü 3 oran var. Hocam burası 4K iken burası 3K. Burası 4A iken burası da 3A mı? Evet. E toplam 7A 42 eşit. 7A 42 eşitse A buradan kaç oldu? 6 oldu. E o zaman burası kaç oldu? 18 oldu. A 6 ise burası kaç oldu? 24 oldu. Sonra 18-24 ya da K'yı da bulabiliriz aslında burada. Direkt K'yı da bulabiliriz arkadaşlar. Bulalım mı? Lazım mı? Bize lazım. Bu 18 dediğimiz 6 çarpı 3. Bu 6 çarpı 4. 6 kere 3, 6 kere 4. Bu da 6 çarpı 5. Yani 30 yapmalı. 3K 30'sa K'yı da 10 bulduk arkadaşlar. Tamam. Sonuçta buraya 30 bulduk. Devam edelim. Devam edelim. Başka perdelik görüntü. Bir de bu ışığın aldığı yol kaç verilmiş arkadaşlar? 55 verilmiş. Yani 30'u buradaysa buraya kaç kaldı? 25 kaldı. Sonra bitti. 24 25 ne üçgeni 7 o zaman buraya kaç kaldı arkadaşım 25 kaldı tamam 32 olduğuna göre buna göre perdeki görüntü kaç santimetre aşağı inmiştir yani senden şurası isteniyor kaç santimetre aşağı inmiş oluyor o zaman arkadaşım 25 santimetre aşağı inmiş oluyor evet güzel bir soru hoş bir soru kaçıncı soru 5. soruyu. böylelikle ne bulduk arkadaşlar edremit bulduk geldik 6'ya bir mobilya mağazası sıradan tabelalardan daha çok dikkat çekmesi için aşağıdaki gibi üçgen şeklindeki bir tabela yaptırmıştır. Üçgen tabelanın işte şu uzunlukları vermiş tabelanın alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu hatayı yapabilirsiniz. Hocam dik çizip şuradan dik çizip burayı bulurum. Buradan dik çizip burayı bulurum. Sonra şu ikisinin çarptığının yarısı. Burada kaçın 90 derece olduğunu nereden biliyorsun? Değil mi? Sıkıntı olur arkadaşlar. Ee, belki 90 çıkacak hocam. Benzer e, benzer üçgenler çıkacak belki. İsterseniz deneyebilirsiniz. 2, 3, burası 5, 2, 3, 3'e 5 ken 2, 3 olmuş. Bunlar da benzer olmadığı için burada kaçı 90 derece değil. Hemen hızlı bir şekilde göstermek istedim. Peki ne yapacağız? Hocam bütünsel düşüneceğiz. Yani bütünsel düşünürken ne yapacağız? Hocam tüm alandan şu yamuğu ve şu yamuğu çıkartacağız. Hocam ben yamuk alanını bilmiyorum. Ama tüm alanı bulurken de yamuğun alanından yapabilirsiniz tabi. Daha yamuğa görmedi gelmediğimiz için üçgenden yapacağım şimdi. Alt taban artı üst taban çarp yüksek bölü 2'den yapmayacağım tamam E hocam biz üçgeni biliyoruz. O zaman burada ne yapalım? Bir dikdörtgeni tamamlayalım arkadaşlar şunu. Dikdörtgeni tamamlayacak olursak yine bütünsel düşüneceksin. Yani sen 6 iken burası da 6. Buraya 2 kaldı. 8 iken burası da 8. Tüm alan 6 çarpı 8'den neyi çıkartacaksın? Şunu şunu ve şunu. Hocam buradakilerin alanını nasıl bulacağız? E burada da dikdörtgen oluştur. Hocam 2 iken burası 2. Buraya da 2 kaldı. Sonra burada da bir dikdörtgen oluştur. Hocam 2 iken burası da 2. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. 5 iken burası da 5. 3 iken burası da 3. Şimdi tüm alandan beyaz alanların hepsini çıkartacaksın. Kafadan yazayım isterseniz. 8 kere 2. 8 çarpı 2 bölü 2'den dik üçgenin alanı 8 mi geldi? Evet. 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 geldi. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 geldi. 2 kere 5 dikdörtgen olduğu için 10 geldi. 2 kere 3 6 geldi. E, tüm alan 48. 48'den neyi çıkartacağız? 10, 10, 6, 3, 10, 10, 6, 3, 10 ve 8'i çıkartacağız. Şunlara bakalım. 10, 20, 26, 29, 37 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Bu 48 eksi 37'den kaç yapıyor arkadaşlar? Cevabımız o zaman 11 yapıyor. Altıncı soru böylelikle balık esir oldu. Geldik yedinci soruya. Bir ABC üçgeninde hemen ABC üçgeni çizelim gençler. Hemen çiziyoruz. Hop şöyle çizdik. ABC yazalım. ABC. Sonra AB kenar üzerinde AD uzunluğu 3K olacak. Hocam AD uzunluğu 3K. Şurası 3K. BD uzunluğu 2K olacak şekilde. Sonra BC kenar üzerinde BC uzunluğu daha kısa olacak, CE uzunluğuna a, burası 2a olacak şekilde bir şey olacak, değil mi? Aya 2a. Bir de AC üzerinde de arkadaşlar, CF uzunluğu b, CF uzunluğu b ve AF uzunluğu ne yapacakmış arkadaşlar? 2b yapacak şekilde noktaları seçtik. Evet, F noktası. ABC üçgen alanı 70 olduğuna göre DFN'in alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte bizden bu üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Şimdi dikkat dikkat. Normalde böyle bir şey geldiği zaman biz buna benzer bir soru yapmıştık. Hocam şu açıya göre bu açıya göre kollar çarpımıyla yaptığımız büyük ihtimal çoğunluğunuz görmüştür onu. Ama ben bunu yapmadan önce şuna bakın demiştim size. CF ve AF tamam 1'e 2 1'e 2. Paralellik var mı yok mu diye incelerseniz sizin açınızdan daha sağlıklı olur. Arkadaşlar paralellik var mı? 3'e 2 var burada. 2'ye 1 var burada yok. Ama burada 1'e 2 burada da 1'e 2 olduğundan dolayı Hocam şununla şu birbirine paralel oldu. Ha, tamam işimiz daha kolay. O zaman biz burada alan kaydırma yapacağız arkadaşlar. Yani şu alanı ne yapacaksınız? Kaydıracaksınız. İki paralel doğru arasında bir üçgen olduğu için. Ne yapacaksınız? Tabanı sabit tutup tepe noktasını paralel doğru üstünde istediğiniz yere oynatabilirsiniz. Nereye oynatabilirsiniz? İster al buradaki en köşeye, ister al buradaki en köşeye git. Hiç fark etmez. İstediğiniz yere getirin arkadaşlar. Aldım onu buraya. Buraya getirdiğim zaman. Hocam bu sarı alanla burada kalan birbirine eşit. Hadi burada alanı dağıtmaya başlayalım. Unutma şu alanla sarı alan birbirine eşit. Hocam burada alan dağıtmaya başlarsan 2B'deki alan 2A ise B'de kalan A mıdır? Evet. A'da kalan 3A ise 2A'da kalan 6A mıdır? Aynen öyle. Sarı alan nedir? Sarı alan 2A. Dikkat. Tüm alan ne yaptı arkadaşlar? 6, 9A yaptı. 9A'da 70 kimin vermiş bize? Evet. A'yı buradan kaç buluruz? A buradan 8 geldi. DF üçgenin alanı yani sarı alan 2A olduğuna göre 2A da kaç yapar arkadaşlar? 16 yapar. Cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. Bak alan kaydırmadan dolayı. Sadece buradaki 2'ye 3 oranını kullanmamış olduk. Ama burada paralellik. 2'ye 3 oranını kullanarak da sen yine bu soruyu çözebilirsin ama paralellik olduğu için işimizi kolaylaştırdı arkadaşlar bu soru. 7. soru böylelikle balık kesir geldi ve 13. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 14. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.